hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. İyiyiz çok şükür. Nasılsın? Allah'ım şükür biz iyiyiz. Sizler gördük daha iyi olduk. Biz sizi gördük daha iyi olduk anneciğim. Sağ olun oğlum. Her zaman sizi izleyip duruyoruz biz ya. Ben ilk defa senin görüyorum korumu. Seni. Öldü tabii ben ilk defa görürsün. Seni biz televizyonda her gün görüyoruz. İnşallah nasip olursa ben de seni televizyonda göreceğim. İyi sağ olun. Eğer yolda oğlum. Değil programı seyredebilirsek. İsmin tamam. Nedir annem? Hanife. Soyadım Türker. Eyrekköy'de oturuyoruz. Eyrekköy buraya 3 kilometre var. Vardı evet. Bahçelerimiz burada. Ne bahçeniz var? İncir bahçemiz. Yemiş. İncir dişlere iyi gelmiyor galiba. Ben... Gelmiyor, çür diyor değil mi? İyiydi bizimin nereye oğlum. Sanki. Ana, bunun sıpası da var. Vay ya. Sıpası da var bunun. Ay 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 ay. İltifat ederken eşlerinize çok büyük rahatlıkla eşek gözlüm diyebilirsiniz. Dünyanın en güzel gözlü hayvanları. Bir ceyla. Bu ama evcil. Oğlum bunlar bizim ya. Bunlarla ne yapıyorsun anneciğim? Ayıptır sorması eşeklerle. Biz eşeklerimizle ne? Hayvanlarımızın gübresini getiririz, odun getiririz. Bunlar elin ayağın senin. Elimiz ayağımız. Tabii bunlar bizim elimiz ayağımız oğlum. Neden? Bu mu doğurdu onu? Evet. Onun anası. Anası. Sıpa kaç aylık? 6-7 aylık bağlım. Bu sıpa kaç aylık? Bu benim torunum. Torun mu senin sıpa? Torunum. Hoş geldin. Sen şimdi nereye gidiyorsun anneciğim? Benim atlanma da bak beygirle. Bunları yayacaksın, karnından doyuracaksın. Kaç tane beygir, kaç tane eşek var? Çift sürüyoruz oğlum, başka fazla yok. 2 tane. Çift sürüyorsun? Evet, bunlarla çift sürüyoruz. Beygirlerle? Bu devirde? Evet oğlum, bu devirde. Bundan sonra onlarla bizim motorumu giriyor tarlamız benim. Yar yam eşbahçe. Yoksa hani motor alacak param var Allah'a şükür. Allah'ım yok oğlum, yok olsun. Yok mu? Yok olsun, işlerimizi aktarırız. Az daha hayatımız şey olur. Yok. Allah'ım şükür halimiz, ya soğanımız koruyoruz. Şükür bu halimiz. Beyin ne iş yapıyorlar? İneşber. İneşber. İncir mi yetiştiriyorsunuz anneciğim? Evet, burada? İncir yetiştiriyoruz. Siyetinlerimiz doluyor oğlum, başka. Peki bu beygirlerle neyi sürüyorsunuz? Ne çiti, hangi çiti bahçe sürüyorsunuz? Bahçe çiftlerimiz sürüyoruz. Bahçede ne ekip biçiyorsun sen? Hiçbir şey ekmiyoruz. O tarla, tabii bahçeleri sürmesen ot olu, çöp olu, yemişler nasıl toplayacağız? Onun veren mi? Vermez. Vermez. Tabii vermez ya. Çalışacaksın. Bunun bir tane mi sıpası var ama? Bir tane. Kaça satın aldın sen anne? 900 milyonluktan geldi oğlum bu bizi. Çok pahalıya geldi. Of. Eşekler fiyatlı ya oğlum. Of, 500. Neredeyse 1 milyar. Tabii. Atla bile öyle pahalı. Annem gidin Kastamonu'dan alın. Devrekhane'den alın. Biz onları nerede görüp bileceğiz gideceğiz. Devrekhane miydi bizim Kastamonu'daki? Devrekhane 300 milyon. 300 milyona eşek var annem. Ya en az bunun kadar eşek. Bundan belki de daha iyi eşek. Tabii bunlardan canlı çelim lila oluyor. Nela oluyor. Valla nasıl yaparsanız yapın bilmiyorum da Kastamonu Devrekhane'de eşek 300 milyon. Burada 900 milyon. Sıpayı satsan iyi sermaye edecek belki de. Bu ne anne? Bu? Musluk. Musluk mu? Yaz günlerinde buraya su koyalım. Milletimiz geliyor buradan yolda susuz kalanlar. İçi biliyor her an için. Tabii susuz. Sen buradan geliyorsun. Yanında suyun yok. Susadın. Hayır için koyuyorlar bunlara. Siz her gün gelip bunun içini dolduruyorsunuz. Dolduruyoruz tabii. İçme suyuyla. İçme suyuyla dolduruyoruz. İçiyorlar nasip olan tabii. Geçen yolcularımız içiyor. Halel hoş olsun. Onun için koyulur. Hayırlısı sever için koyuluyor. Peki anneciğim kolaylıklar diliyorum. Sağ ol oğlum. Sizin işleriniz Allah başarılı. Gel. Gitmek zorundayım. Ya ben de seni çok sevdim ama bir yere kadar. Sonuçta sen bir eşeksin. Yolumuz Aydın'a düştü. Biraz yürüdük Denizli'ye doğru. İncirliova'ya geldik. Hadi dedik İshaf Akılar Köyü'ne çıkalım dedik. Geldik. Burada ne oluyor? Bu kalabalık niye toplaşmış? Dur bakalım. Elbet öğreneceğiz onu. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dayım adın ne? Nasıl? Hayrullah Sarıkaya. Hayrullah dayı, ayıptır sorması. Bu kadar ahali toplanmış. Ne bekliyorsunuz siz? Biz incire bekliyoruz. Sırf incir olmadığı zaman bizim işimiz navir. Görüyorsun ekmeklerimiz hep incirden çıkıyor. Ne? Yok bizim, tam anla. İncir mi bekliyorsunuz? İncire bekliyoruz. Neyini bekliyorsunuz incirin? Ciğerlerini bekliyoruz. Satımını bekliyoruz. Burada incir mi satılıyor? Yani satılacak. Sattığımız zaman bunları yiyebiliyoruz. Öteki biz karnımız doymaz bizim. Ya benim burada gördüğüm teyzeler bir şeyler yapıyorlar. İncir mincir satmıyorlar. Yok, satmak yok. Sadece yemek bu. Sen karnın mı aç dayım? Açıkıyor ya. Açıktın mı yiyoruz. Yiyemiyorum. Yapıyorlar çünkü. Yapıyorlar tabii ya. Ha, bu kadar. Aç mısınız arkadaşlar? Çok mu açsınız? Hanımların yemek pişirmesini mi bekliyorsunuz? Evet. Gidin kahvede bekleyin, evde bekleyin. Niye burada bekliyorsunuz? Aç beklenmez. Açlık bu. Çıkar çıkmaz iyice onu bekliyoruz yani. İşte onu bekliyoruz. Bu efendim. Kalabalığı zapt etmek de zor. Kimdir yetkili? Sağ olsun. Buyurun Şoray Bey. Muhtar Bey. Buyurun. Ben Ünal Gündoğdu. İshaf Akılar Köyü Muhtarı. Ve aç bir
Adam aynı zamanda. Aşmir adam, evet. Yemek mi bekliyor muhtar bey? Evet, yemek bekliyoruz hanımlarımızı yaparak. Sen ama ya. Yemişim be yiyeceğin kadar be muhtarım. Gömlek çıkıyor artık be. Bu süveter seni kesmiyor be muhtarım benim be. Biraz daha yiyeceğiz. Daha ne yiyeceğim be? Bir bakalım biraz peki ya. Bu beklenen, sabırsızlıkla beklenen yemek neymiş? Kolay gelsin. Hu. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Sizler iyisiniz. Anne. İyi. Adamları artık zapt edemiyoruz. Hepsi toplaşmışlar burada. Buyursunlar. Bir an önce yemek yapıp pişirmenizi bekliyorlar. Burada aç kişiler İnşallah. Toplanmış burada. İnşallah. Ya. Yapıyoruz ya. Ya ben dedim gidin dedim başka yerde bekleyin dedim. Beklemiyorlar. Ya. Israrla burada bekliyorlar. Burada yani. Belesin havasına. Bunun adeti bu mu? Siz böyle yemek yapmaya başlar başlamaz. Adetimiz ya. Hamurlar açılır açılmaz. Herkes toplaşır mı yemeği? Toplayışıyla. Bunu kim yapıyor? Kim organize ediyor bunu? Hepimiz yapıyor işte. Ne pişiriyorsunuz anneciğim? Ne yapıyorsunuz? Börek ediyoruz. Bak sen börek ediyoruz. Bakıyorum göremiyorum bir şey. Nerede bu pişirdikleriniz nerede? Bu insanlar aç bilaç sizi bekliyorlar. Pişirip bir köşeye mi atıyor? Olur mu böyle? Adamlar haklı. Tabii ki burada bekleyecekler. İsmin ne annem senin? Gülser. Sen muhtarın kaynanası mı oluyorsun? Evet. İyi yedirmişim be damadı. Gördüm az önce göbeciğini. Tabii. Seviliyor mu damat? Sevinmem canım. Ne bileyim ben sormayayım. Aa, damat sevinmem hiç. Bir torpil yapalım. Muhtar dayı. Gel hele bir ya. Ey yavrum benim. Ey. Aslan abim benim be. Buyurun. Tabii kaynananın yanına öyle gelinir. Tabii. Muhtar dayı kaynananın yanına geldi hemen. Böyle ilikler tabii. İlikte kaynananın yanına. Hiç de pas vermiyor sen be damada. Çön bakayım bir kaynananın yanına. Nereye çöküyorsun be? O gelsin ha benim oraya. Tabii o gelecek değil mi? Tabii. Kaynana kalkar mıymış tabii damat be, kısmı geldiği zaman? Böyle hazır ol vaziyette bekleyeceksin ceketle ilikli. Yani kıdemli damatsın ama bir şey değişmemiş. Evet, sert midir kaynana? Olsun. Sert midir kaynana? Ya, iyidir. Böyle fırça attığın oluyor mu? Olmam mı canım? Olur bas. Hadi ya. Tabii olur bas. Ne diyorsun annem? Neyini beğenmiyorsun adamın? Olur bas o öyle. Bas olur. Elini öpmeyi mi unutuyor mesela? Şimdi ol öpsene kaynananın yanısını. Öyle mi? Bayram yengeçti daha ya. Sağ ol. Sen de bir aslanım gibi bir vur omuzuna ya. Sağ ol. Elim unutma için. Ne olacak canım ama? Sağ ol. Bir parça ver de gönderelim adamı. Ver bir parça da damadına. Kaynana seviyormuş hadi. Sen de al bakayım buyurun. Ben de alırım hadi tamam. Seviyormuş kaynana. Ben alırım sonra annem. Tamam hadi şu kenarda git. Bu kadar millet seni bekliyor. Tamam. Milletin önünde yeme bak. Torpil yaptı kaynanası derler ondan sonra. Sağ ol. Annem sen ne yapıyorsun orada ya? Pilav yapıyorum. Ablacı. Ben pilav yapıyorum. Pilav yapıyorsun evet. Odun ateşinde. Evet. Siz muhtar dayının nesi oluyorsunuz? Dümre'yim. Kızım nişanlı oğlan. Muhtarın oğluyla senin kızın nişanlı. Evet. Evlenecekler yakında inşallah. Evet. Kaç yaşında kızın? 16 yaşında. 16 yaşında. Düğünü ne zaman düşünüyorsunuz? Nisan Mayıs. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol. Bunu nasıl yapıyorsun anneciğim? Pilav tereyağlı mı bu? Evet, tereyağı koyuyoruz. Bunu neyin yanında yiyeceğiz biz? Bu böreklerin yanında mı? Göveçin yanında. Göveç mi? Evet. Göveç ne anne ablası ya? Et yemeği yaparız göveç. Burada mı et yemeği? Evet, göveçimiz meşhur. Var değil mi? Yeme hakkımız var. Var. Hepsini yiyeceksiniz. Var mı? Şurabi, hepsini yiyeceksiniz. İyi maşallah. Afiyet olsun. Kaynanam hakikaten seviyormuş vallahi. Tabii. Sevmem sadece hiç. Muhtarın kaynanası sever, değil bizimki sever. De seviyormuş. Herkes kaynanası sever. Elinde bir bağlama, kara gözlüm ağlama, o günkü sözlerim. Nasılsın Baken? Şükür eğerim çocuğum. İyi miyim Baken? Şükür eğerim çocuğum. Koca karıların oturduğu yer buralar mı? Uçakla bunlar oturuyor işte. Uçak ye, uçak. Uçak, ha, uçak ya. Isıcaksa nerede sıcak duruyorsun ya, oraya oturuyoruz. Bura güneş görüyor, iyi yer yani. Bir de en tepeden oluyor. Sobanın başından, siz geldi herhalde, sobanın başından çıktık geldik sizi görev diye. Sobanın başından kalktın bizi göreceksin diye. İyi ya. Sen kedimin ki oturuyorsun sobanın başından. Koca karıla hep kışın böyle sobanın başında oturup dur mu? Oturak o sen orada. Ben sana yemekleri kapı getireyim. Ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın bakayım? Neydi? Ben bir şey edemiyorum çocuğum. Gelin kızla ediyor. O. Edecek tabii. Sen etmişsin senelerce. Nerede beyin? Buralarda mı? Burada. Bu evde de muhtarla bağlantısı olmayan biri yok köyde. Herkes. Muhtarın nesi oluyor? Teyzesi. Yani burada herkes illa muhtarın bir şeyi. Aha ben de açıklıyorum şimdi. Nerede muhtarın annesi? Muhtarın annesi o.
Değil çocuğuz biz. Belli dönene. Muhtara nasıl oldu? Gelmiş en yüksekte oturmuş. Sen kı oğlun muhtar diye mi böyle havalı havalı oturuyor en başta? Bundan oturuyor. Boğulam höl oluyor oğlum. Anne artık çocuklar adamları zapt edemiyoruz. Adım adım yaklaştılar ve giderek tencerelerin, işte bazlamaların içine düşecekler. Gelin iyi bakıyor mu sana? Pek güzel bakıyor oğlum. Dünürünle aranla. Bak böyle sert sert bir anamla. Dünürün o. Ya onunla seninle konuştuğumdan daha az konuşacağım. Kızmaz tamam. Anam ben tırsım seninle vallahi. Oho. Sert midir tabiatı senin dünürün? Ya da sert deli. Eğiriz. Ben yumuşatırım diyorsun yani. Eğiriz eğiriz. Bir bakışla vallahi anlaşıyor musunuz mu? Anlaşıyoruz. Bir bak bakalım nasılsın der gibi bir bak bakalım. Bu ne? Nasılsın diye? Nasılsın? Bakışlarla bakışlarla. Bakışlar, bakışlarımız iyi canım. O da sana ne dedi galiba ya tam anlamadım ama böyle baktı. Kızdı mı? Ne? Kızdım ben. Ne bileyim ağzı gülüyor ama gözler biraz böyle acık şey yapıyor sanki ben. Siz ne yapıyorsunuz anneciğim? Danten ediyoruz. Danten ediyoruz. Ha, yazma oyası. Yazma oyası bu mu? Ha, yazma oyası bunlar. Sen ooo maşallah iyi gidiyor. Bunun örneğini çalarlar mı? Çalan çalar. Eden eden. Sen bunu kimden aldın? Ben koşulardan bildiğimden aldım. Sen de acık arakladın yani modeli. Pek de yakışmış. Renkleri de. Kocakarı'ya ne yakışacak canım? Kocakarı'ya yakışmaz mı? Yakışmaz ya. Yakışıyor Kocakarı'ya. Her an gelinler gelecek değil mi bu bıçağı sağ tarafına koymuşum böyle? Bu bıçak ne anneciğim? Gördüm. Bıçak koymuşlar öyle. Ne bileyim? Gelinen bıçağını görmem ben. Ne bileyim ben kokamıyor. Sağ tarafında hazır bıçak bekliyor. Her an gelin gelecek. Deşecek mi ne yapacaksın? Koymuşlar oraya bak sen. Ya koymuşlar da yani bilmiyorum kimin koyduğunu artık. Bilmiyorum kim koydu. Geldim ben de tırstım orada sağ tarafta. Emanet duruyor bir tane yani. Pala gibi bir şey. Yatağın palası. Gibi. İdikleri var elim gibi. Kanatları var kilim gibi. Ne yatırsın gelin gibi. Çil çil horoz. Bu yaptığınız işlemin adı nedir efendim? Al. 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 Nedir bu? Nerede kullanılır bunlar? Gelin başı yapıyoruz. Gelin başı mı bu? Kim evlenecek ki yapıyorsun annem? Parayla yapıyorum. Parayla? Kaç paraya yapıyorsunuz bunu? 150. 150? Oo. Düğünlerimizi bekleriz galiba. Gelinden başlarım. İnşallah, inşallah, inşallah. Sen o bıçaktan bıçağı bir at elinden geliriz biz düğüne inşallah. Buraların gelin başısı bu mu? Bu. Bunu örtmeden gelin olmuyor. Olmuyor. Siz de örttünüz mü efendim? Örttük. Bu örtüyü ilk defa kızın kocası mı açar? Evet. Ne zaman örtülür kızın başı? Pazarı günü. Pazarı günü. Kocası ne zaman görecek kızın suratını? Akşam. Pazarı günü akşam. Kendim mi yattı sen? Daha önce görmüyor mu? Hayır. Dur bir bakalım acaba gelin ne kadarını görüyor? Şimdi damat kızı göremiyor da acaba kız neyi görüyor? Birader ettirin. Anne ben seni görüyorum. Sizi de görüyorum. Sarı bir eşarbınız var. Seni de görüyorum. Kaşının üstünde 6 tane dikiş var. Kız görüyor. Görüyor. Gelinler şanslı demek o anlamda. Sadece damat kızın yüzünü göremiyor. Bu ne kadar zamanınızı alıyor abla? Bir ay, bir buçuk ay da. Tek tek bunları işliyor mu? Tek tek işliyoruz. Elle. Elle. Siz efendim? Ben hiç oturuyorum. Öyle bakıyorum yani. Evet. Siz bundan örttünüz mü? Hayır. Niye? Ben kızım ettim de kendim ben İncirlova'dan geldim buraya. İncirlova'da örtülmez mi? Hayır. Ne olur? O da beyaz gelin duvarıyla. Onun beyaz oluyor. Sizin yaptığınız iş nedir efendim? Dantel yapıyorum. Dantel kime yapıyorsunuz? Kızıma. Kız anaları 7 yaşında başlarlar mı kızın çeyizini yapmaya? Bizim burada çok yapardı. Kaç sandık oluyor mesela? 2 sandık olur. 2 sandık? Tabii. Bu ya, nerede kullanılır? Yazma oyası. Bu nerede kullanılır ablası? Bu minder için. Minder için. Minder yani olacak. Bu minderde olmadığı zaman, damat oturduğu zaman bir tarafı mı acıyor? Ne bileyim. Niye uğraşıyorsun annem? Seni 10 sene yapacaksın ya, sen bunu en az. Tabii. Kızımız gelin oluncaya kadar yapacağız. Damat hiç gelip der mi? Ana mindere oturdum da oya yoktu. Yok demez ya. Nasıl diyecek? Değilmez. Sıkıysa desin muhtar. Tabii desin bir görelim. O kaynanası ümüğünü sıkar muhtar. Tabii. Sen söyle. Siz efendim? Ben Yemen oyası yapıyorum. Siz yeni gelin misiniz? Hayır, nişanlı. Nişanlı? Evet. Yeni gelin olacaksın. Olacak. Acıkın da belli. Evet. Kolun ağrımıyor mu kız? Yok, ağrıcak kadar ağır değil. Nişanda bu kadar takı var. Evet. Düğünde neler gelecek daha? Düğünde 5 peşi birlik var. Zincir, set, 10 tane Adana vurması var. Yani siz evlenmeden kayınpederi göçerteceksiniz yani. Evet. Ondan sonra da gelinini görünce adamın mutlu olmasını bekleyeceksin. Ne yapalım, adet bu.
Herkes öyle mi? Evet. Aldınız mı beşi bir yerden? Evet. Aldın mı Adana burmalarını? Aldım. Neredeler? Yok. Ne oldu onlar? Pahçe aldık. Nerede? Nişanlın nerede? Burada köyde. Adı ne? Hikmet. Gözünün işi mi güldü, bana mı öyle geldi? Evet, Hikmet deyince. Bir dur kız, anam bana seyretti. Hikmet'ten yok bahsederken canım, gözünün içi güldü diyecek sana. Yok yok demez onlar. Öyle mi? Evet. Amanın yalel yalel, ben sana yandım yalel. Amanın yalel yalel, ben sana yandım yalel. Hiçbir zaman kaçamıyoruz programımıza. Beni merak ediyorsunuz. Evet, merak ediyoruz. Buyur aham da karşımda. Buraya geldiniz. Acaba bizim köyümüz gelin buna diyorduk. Düğün ettim ben buna 2 ay evvel. Çok istedim gelmeyse. Bir türlü olmadı yani. Arasaydın olurdu be anneciğim. Keşke. Be. Aa, bak telefon böyle numarası yok, bir şey yok. Hemen vereyim, hemen vereyim. 0212 ha, alan kodu 612-0501. Faks numaramız da var. 0212 alan kodu 612-2753. E-mail adresimiz bile var. sorayuzunyolda@kanal7.com. Düğününüz olabilir, enteresan bir şeyiniz olabilir. Bizi davet etmek isterseniz bir telefon kadar uzağız. Ablam ismin neydi? Birgül Aydın. Aha da Birgül abla aramamış, telefonumuzu bilmiyormuş. Biz de hep yazıyoruz altına ama demek söylememiz lazım. 0212 612 0501 bir alo deyin. Geliriz, ne olacak? Tamam, 2 adım oldu. Yol burası. Bunun üstünde ne pişecek ablası? Börek pişecek. O da benim kardeş. Bu da benim dümürüm. Dünürün. Gelinimin evet. Annesi sor, bir onun şeysini sor bakalım. Neyini nasıl sorayım onu? Hani üzüldün de sor bakalım. Üzüldün mü? Üzülmem mi üzüldüm? Bir tane kızıldım benim de. Bir tane değil. Gelime gidime tüm tüngürda. Zilleri takı ve şın şıngırda. Hop dene yarim tüngürda. Evren güzel. Bu ne ablası? Bu bizim yörede saç böreği olarak geçer. Biz bunu size ikram etmek için. Otur annem, otur. İyi yaptık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. İyi işte öyle. Gözlerim doldu benim. Öyle duygulandım. Bize böyle saç böreği yapan teyzeleri görünce ben duygulanıyorum. Evet, biz de sevindik sizin gelmenize. Gözlerim yaşarıyor. Memnun kaldık. Siz? Ben de bakmaya geldim. Baksana size böyle gidiyorlar. Öyle. O da. Siz hani banacı mısınız herhalde? Tabii öyle. Bu açmış, bu içine ot koymuş, bu pişirmiş, siz? Yemiş. Yemiş. O zaman ben hani bana demişim öyle mi? İsminizi başlayın. Sübeyde Sarıkaya. Sübeyde. Siz muhtarın nesi oluyorsunuz? Ben mi? Köylüsüyüm. Oh, yine bir akraba yok. Beyiniz ne iş yapıyor? Çiftçi bir şey yapıyor. Her sene incir oluyor mu? Oluyor. İyi çok şükür. Hani bir sene olmasa ablam tığ gibi olacaksın da. Doğru. Yani bir sene olmasa? Bir sene olmasa olacak. İyi hadi pişsin de beraber. Beraber yiyen belliyem. Hayret, paylaşacaksın. Sanırım ömrü hayatında ilk defa bir şey paylaşacaksın. Paylaşacağız iki şey diye. Yeterse. Şimdi ne yapıyorsun sen ablacığım? Şimdi ben pişirdim böreği alacağım. Pişirdim böreği alacağım. Setin ya, ot ya falan değil. Kendi imalatımız. Kendimiz topluyoruz. Kendimiz sıktırıyoruz. Faydalı yani. Ne faydası? Kalp ağrısına, mide ağrılarına, her şeye faydalıdır zeytinyağı. İncir de aynıdır. Kalbin İmişimiz, nesine iyi geliyor zeytinyağı? Kalbin her işe düzenler yani. Gönül yarasını geçirir mi zeytinyağı? Gönül yarasını kendin bilirsin kardeşim geçireceğine. Gönül yarasını Orhan Gencebay yağı gideriyor. İşte hatasız kul olmaz. Biz de zeytinyağını öneririm sana. Sevdiğini aldın mı sen ablam? Aldım aldım. Onun için pişkin pişkin gider, kalp ağrısına iyi geliyor. Sen nereden bileceksin kalp ağrısını? Kalp ağrısı mı çektin? Çekmedim. Ah, o muhtarın dili olsa da konuşsun. Ben sevdiğimden mutlu olduğum için geçemedim galiba. Peki biz iyi zeytinyağını nereden bileceğiz annem? Bilirsin. Bizim zeytinyağımız buzdolabına koyduğun zaman donmaz. Donmaz? Donmaz. Zeytinyağını buzdolabına koyuyorsunuz, donmuyorsa iyi zeytinyağıdır. Zeytinyağı. Bir de kokusundan bilirsin yani. Nasıl kokar zeytinyağı? Zeytinyağı çok güzel kokar yani. Zeytinli kokar. Oh. Ot ya yani bizim zeytinyağımız gibi olmaz. En iyi incir burada mı yetişir? Tabii bizim bölgemizde iyi incir yetişir. Sizin incirin üstüne incir var mı? Yok yani. Bizim bu bölgenin yemişi yemek için. Yemişten bahsetme yemiş. Şimdi ablanın ne kabahatini görüyorsun? Bizim bu bölgenin yemişi bu. Acık yemiş ne olmuş yani? İnciri tüketen burada. Hep ben yemişim inciri, başka yiyen yok. Memlekette incir niye bulamıyoruz? Aha, bu abla yüzünden bulamıyoruz. Ben mi yüzünden
Ama bincile ben yemişim incile. Ama ya 2,5 ton da gitmez ki be ablam. Yurt dışına mı satıyorsunuz? Yurt dışına gidiyor. Anlasın. Biz buradan satıyoruz. Yurt dışına mı gidiyor? Nereye gidiyor? Biz de iş yapmıyoruz. Sadece üretiyoruz. Yani elin ecnebisi incirin kıymetini bizden daha mı çok biliyor? Bizden daha çok biliyor. Biz üretmişken yani mağduruz herhalde. Uyanın o zaman ahali. Şu incirin önemini bir anlayın ya. Frenkler anlamışlar. Ecnebiler götürüyorlar bizim leziz incirleri. Evet, biz öyle incir. Suratına bakıyoruz incirin. Biz elimizdekini biliyoruz. Haydi yani. Türkiye incir yemeye. Abla bir reklam spotu vereceğim. Kendini baltalıyor. Şey diyeceksiniz. Haydi Türkiye incir yiyin. Evet. Bir tek laf. Haydi Türkiye incir yiyin. Ben söyleyeceğim. 1-2-3 deyince yüksek sesle. Haydi tamam. Türkiye incir yiyin. Haydi Türkiye. Dur abla ben söyleyeceğim dedim. 1-2-3. Haydi Türkiye incir yiyin. Ne oldu? Ne oldu? Hiç. Hazır mıyız? Hazırız. Abla hazır mısın? Hazırız. Bak sen hep bozuyorsun. 1-2-3. Haydi Türkiye incir yiyin. Hadi. Bir hışımla geldi geçti. Kolay gelsin. Buyurun. Nasılsınız? Buyurduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İsminizi bağışlayın. Süleyman Günaydın. Süleyman Günaydın. Bu kadar hanımın içerisinde ne yapıyorsunuz Süleyman Bey? İncir tatlısını yapıyorum. İncir tatlısını burada yapan bir hanım yok mudur? Var da bunu benim gibi yapamıyorlar. Vay Süleyman abi benim ya. Var mı senin tatlıcı restoran falan filan? Bunun sırrı bende. Başka kimse bilmiyor mu? Bilmiyor. Şimdi 7-8 milyon kişi öğrenecek. Öğrensinler. Köyümüz halkı zaten benden sordu, bir bilenler olması lazım. Bu incir tatlısının adı ne? Bu sütlü incir tatlısı. Sütlü incir tatlısının yıllardır araştırılan ama bugüne kadar bulunamamış olan tarifi. Üstelik Süleyman abiden. Hani bir hanımdan da değil. Buyur. Bunu senden iyi yapan kimse yok mu? Yok şu anda yok. Başka yapan var mı? Yok köyümüzde yok. Boş evimizde. Havlu var mı havlu? Havlu çabuk. Adam bu tatlıyı bilen tek adam ya. Senin sırtın üşümüştür dayım. Tamam. Kurban olayım ya. Allah razı olsun. Senin dur. Aman terletme. Sağ ol, Allah razı. Terleme ne olursun. İyi misin? Dur. Bıçağı bırak. Kesici aletlerle olmaz. İyi misin? Allah'a şükür. Halin keyfin yerinde mi Süleyman abi? Allah'a şükür. Bin kere. Çay may söyleyeyim sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Bak bu göbeği bir daha geldiğinde bulmayacağım bu göbeği. Nasıl yapacağız? Bu eriyecek bilmiyorum. Marangozu mu gideyim? Ne marangoz da ne yapacak oradan? Gerçi buradan bir oturma takımı çıkar. Ben de onu düşünüyorum. Bir çek yat çıkar buradan da. Başka çaresini bulamadım. Başınıza bir iş gelirse bu sütlü incir tatlısı bitecek. Şu anda öğretiyoruz. Hanımlar hep... Acil anlat acil başına bir şey gelmeden. İşte. Çocuğum çekil oradan yavrum. Saksıdan uzak dur çocuğum. Saksının altında oturma Süleyman abi az beri gel. İncir tatlısını anlat sonra ne yapıyorsan yap. İncirlere kesiyoruz. Cevizlere yerleştiriyoruz. Tepsimizi bak bu şekilde koyuyoruz. Altını tabii evet tereyağına yağlıyoruz tepsiye. Tepsinin altını tereyağıyla yağladık. İncirleri kestik, içine cevizini koyduk, tepsinin üstüne koyduk. Sütünü dolduruyoruz. Sütünü doldurduk. Verdik fırına. Fırında kızardı mı? Kızardı. Ondan sonra biraz şurup dökeriz. Soğudu. Ne şurubu? Şeker hafif, çok hafif. Şekerli su mu? Ha, hafif. Şerbetini döküyoruz. Şerbetini döküyoruz. Evet, sonra? Şimdi göstereceğim bunu fırında tamam, size. Tamam, sonra? Ondan sonra soğudu mu yeriz yani. Bu mudur yani? Bak ama neye yarıyor? Neye yarıyor? Kabızlığı yarıyor. Hastalıklar yarıyor. Hangi bu, hastalıklara iyi geliyor incir? Her türlü hastalıklara yarar bu. Yani pehlivan bunu yediği zaman Kırkpınar'da sırtı yere gelmez mi? Hele muhtarımız eskiden bir pehlivanlıklar yapıyordu. Hadi be. Ben bir anladım sor. Ama ya. Ben anladım. Anladın değil mi? Muhtar dayı. İncir yediği için yapıyordu. Kaynananın yanında ayıp olacak ama. Evet. Eskiden bir pehlivanlık varmış. Ama da fazla değil canım. Var biraz varmış bir pehlivanlık varmış. Ben zaten sana bir baktığım zaman hafif bir Reşit Karabacak havası var. Bana da sarı pehlivan derlerdi. Bir tepsi incirine. Evet. Hazır mısın? Nasıl? 2-3 çıktı meydane. Biri birinden merdane. Sol taraftaki pehlivan ise bakılar köy muhtarı Ünal Gündoğdu. Sağ taraftaki pehlivan... Çoray uzun yolda pehlivan. Pehlivan. Altı düştü mü apış, üstü
Çıktı mı sıkı yapış. Ben apıştım zaten, apışacağım kadar. Ve muhtar pehlivan paçadan yapıştı. Haydi pehlivan. O ne oldu şu an pehlivan? İşi biliyor muhtar. Kaynanasını kucağına atıyor. Evet, evet. Bitti mi tatlı? Yiyeceğiz mi? Nasıl ki Temel Reis ıspanağı yiyince nasıl güçleniyor, kalkıyor, rakibini kaba sakalı yeniyor. Bizim de burada incir yiyeceğiz. Hakikaten incir evet. Tutturuyor burada. Şu an Pehlivan galip. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İncir seçiyoruz. Neyini seçiyorsunuz incirin? Bu incir bizim dünya iyisine, kötüsüne 3-4 türlü ayırırız buna. Ona göre satış hazırı yaparız. Yani incirin kalitesi mi? Evet, kalitesi var. Karakterisini ayırırız. Evet, iyisi olur, biraz normal olur, biraz daha küçük olur. En küçük fırda deriz. En küçüğüne ne dersiniz? Fırda. Fırda. Evet, fırda deriz. En büyüğüne? En büyüğü iyisi deriz işte. Süzme. Deriz. Süzme. Yemeklik süzme deriz. Yoğurdun en iyisine süzme demezler mi? Değil her şeyin vardır süzmesi. İncirin de bu süzmesi. Bunu nasıl ayırıyorsunuz ablacığım? Kuş yiyenin çatlağını. Kuşların yedikleri olur, birer şeyden yırtık. Onları ayırırız. Çatlakla olur, onları ayırırız. Kuşların yedikleri ne oluyor? Fırda oluyor. Fırda diye satıyoruz galiba. Ne ediyorlar bilmiyoruz orası. Fırda olarak gidiyor onlar. Bana ver, fırda yerim ben. Ne olacak canım? Biz yemiyoruz işte onu galiba. En iyi incir burada mı abla? Burada. Neden? Ballı oluyor bizim buranın incir neden? Toprağından mı suyu? Toprağından herhalde. Efendim? Gübür kullanmadığımızdan, ilaç kullanmadığımızdan sergide serdiğimizde ızgarada sebetle topladık. Kaseyle getiriyoruz hayvanları da ondan öyle oluyor. Gübre atmıyorsun? Atmıyoruz. Hayır biz hiç ilaç da vermeriz, gübür de atmarız. Sadece hayvan kullandığımız gübresi. Koyun gübresi. Evet. Bunu da inciri niye kurutuyorsunuz abla? Avrupa böyle istediği için hijyenik ortamlarda yetiştirmemiz, temiz ortamlarda yetiştirmemiz için ızgara dökeriz. Temiz olarak kasalarla, sepetlerle taşırız. Bundan neler yapılır? Böyle alıp sadece yenir mi? Yenir, her şey yapılır. Tatlısını yaparız. Tatlısını sadece Süleyman. Evet işte o benim gençim, o yapar yaptı. Hepimiz öğrendik. Öğrendik, öğrendik sağ olsun sayesinde. Bunu pastasını yapıyor benim gelin. Pastası oluyor. İncir. Sadece senin gelin mi yapıyor? Bilmiyorum ben, biz yapıyoruz, gelin yapıyor ama başkası yapıyor mu bilmiyorum. Her şey olur bunun. Hadi kolay gelsin bakalım. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş bulduk. İncirli o. İyice annem iyiyiz. Çok şükür. İncirli o. İsaf akıllarda sadece incir yok anladığım kadarıyla. Zeytinimiz de var. İncirimiz de var. Zeytin de incir kadar bol mu annem? Bol. Allah'a şükür var hepsi de. Buna zeytin mi diyorsunuz siz? Zeytin diyoruz. Bu kayısı büyüklüğünde bir annem. Ben daha yeni görüyorum bu kadar iyi zeytini. Seyrek olduğu zaman iri oluyor. Baskın olduğu zaman az oluyor. İri oluyor. Her sene alıyor musunuz? Her sene almıyoruz. Bazen seyrek oluyor işte, bir sene baskın oluyor, bir sene seyrek oluyor. Yani zeytin bir sene var burada, bir sene yok. Ha öyle oluyor. O boş olduğu sene böyle semiriyor. Ha iri oluyor herhalde. O zaman iri oluyor. Bundan daha iri bir zeytin var mıdır anneciğim? Yoktu, bundan irisi yoktu. En iri zeytin bu. Evet böyle. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Biz ne yapalım, bu zeytini diliyoruz, suyun içini ıslıyoruz, tatlandığından içine tuz katıyoruz, onu yiyoruz işte. Şu an ama niye çiziyorsunuz? Böyle suyun içinde acısı böyle çıkıyor. Suyun içine mi atacaksınız evet, siz? Evet, suyun içine atıyoruz. Ağaçtan topladınız, yıkadınız, böyle çizik atıp... Çizip ve suyun içine, gümülen içine katıyoruz, gümülen içine. Bu da salamur oluyor gari. Bunu nereye faydalıdır, satıyorsunuz? Faydalıdır, her şeyimiz faydalıdır. Nereye satıyorsunuz bunu anneciğim? Alanda satıyoruz işte. Yani yurt dışını mı, her şeyin en iyisini yurt dışına gönderiyoruz? Alıcılar geliyor, ya. Buraya da alıcılar satıyoruz. Ne bileyim bunlar nereye sattığını? Vallahi ben bunları çarşıda, markette, pazarda görmedim. Bunu da herhalde Frankler yiyor.
Bunun da ağzının tadını biliyor bu ejderhalar. Vallahi biz de kahvaltıda bu devam seydini yeriz biz. Keski alırız, peynirle onu yeriz. İşte peynirle seydini yana çok faydalıdır. İncir işi de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Zeytin işi de yapıyorsunuz. Ve hep kadınları görüyoruz buralarda. Kadın. Erkekler neredeler? Erkekler kahvede. Erkekler kahvede. Kadınların işi zor. İncirleri kim topluyor? İşi tutuyoruz biz, incir kendimiz topluyor. Biz kendimiz kuralıyoruz, işi tutuyoruz. Tarla da beraber yapıyoruz. Burada dilme işlemini biz yapıyoruz. Dilme işini biz yapıyoruz. Tarla da beraber, masa başında hanımlar. Hanımlar. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Yar uyanır. Eve vardım, aman yar uyanır. Kız seni sevsem olmaz. İsafaklılar da incire de doyduk. Tamam. Sen incir mi yiyorsun lan be? İncir yiyorum. Ya, reklamını da yapıyorsun mu aşağı? Yapıyorum. İşi de biliyorsun. Yapıyorum. İşi biliyorsun. İşi biliyorsun. Ya bir şey anlatacağım. Bak, anlat. Adın ne dayı? Ramazan Aydoğdu. Ramazan Aydoğdu. İncire maşallah. Maşallah. Yenedi maşallah. Maşallah. Bayılıyorsun maşallah. Tabii. Hanım buralarda mı? Burada. Nerede hanım? İleride. Yenge gel hele yenge. Gel bakalım yengecim ya. Ey aslan dayım. Aslan dayım ya. Aslan dayım benim ben. İsim ne demiştin? Ramazan Aydoğdu. Ramazan Aydoğdu abim benim be. Ey abim benim be. İncir iyi ye maşallah. Maşallah incir. İyi olmuş. Gel hele annem be. Kaç yıllık evlisin? 35 yıllık. 35. Evet. Var mı çoluk çocuk? Var, Allah bağışlasın. Ben niye böyle yapıyorsun? Çocuk var mı? Çula var mı sadece? Var var. İki oğlum biz kız. İnciri yiyince insan. Hakikaten. Hayır. Nasıl tanıştınız? Bir anlat bakalım ya. Yengeyle mi? He yengeyle. Doğup büyüme anlaştık biz. Nasıl doğup büyüme? Beşiker. Doğdun. Beşiker. Yengeyi gördün. Gördüm, hemen oldu iş. Ne dedin gördün? Anasından istedik. Ya istersin istemesin. Bırak şu babacı ya. İstedin. Yengeyi istedin. Ne dedi anası? Verdim gitti dedi. O kadar. Ha? Sen ne iş yapıyorsun dayım? Çiftçiyim. Allah Allah. Ya ben sana bakınca böyle aynaya bakıyor gibi oluyorum ya. Ne yapıyorsun böyle? Ne ani hareketler yapmayın beni dayıma. Gel dayım hele. İyi mi aranız yengem be? Evet iyi. Ya ceketini versene adamı sen. Ne üşütüyorsun adamı? Ben taşıyorum. Ha? Ben taşıyorum abi. Buyur dayım buyur. Sen zahmet etme. Estağfurullah. Oh. O efekttir öyle, efekttir. Doğar doğmaz mı beğendin yani sen yengeyi şimdi yani? Yani doğmadan nerede göreceğiz? Şuray Bey. Aranızda kaç yaş var sizin dayı? Beraber. Beraber, evet. Aynı yaş. Kaç çocuk var? Üç. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Çocuklar gel. Baba! Baba! Baba, babacığım, babacığım. Babacığım deyince ne oluyor Ramazan dayı? Yani Ramazan abinin akrabası olmak zor iş. Uzun süredir Ramazan abiyle görüşmemişsiniz. Mesela askere gitmişsiniz. Ramazan abi, Allah'a ısmarladık Ramazan abi. Allah'a ısmarladık demişsiniz. Ramazan abiyle karşılaştınız mesela. Vay benim Ramazan abim! Aslan abim benim! Ya çok özledim, nereye gidiyorsun? Ya bir sarılalım Ramazan'dayım. Bir sarılalım be. Bir sarılalım dayım be. Sarılamıyorsunuz. Sarılamıyorsunuz Ramazan'dayım. Bir öpeyim dayım. Oh sağ ol. Peki hasret, sen sarılamıyor musun kimseye? Sarılırım da huylandım galiba şimdi. Ya huylandım dayım da bir sarılamayacağız mı? Hadi al asmalık diye bir sakin. Hadi günü güne. Hadi. Hadi. İyi bak kendine. Sağ olasın. İyi bak kendine dayım benim be. Eski adıyla Arap Kuyusu, şimdiki adıyla Kuyulu'dayız. Bu Aydın'da oluyor sevgili seyircilerimiz. Ve burada yöresel yemeklerin tadına bakmaya çalışacağız. Sıraycığım. Canım. Kısa kes de Aydın havası olsun. Kısa kesim Aydın havası olsun. Aynen öyle. Aydın'a gelince ne olsa sana? Senin dil maşallah. Hayır, gittiğimiz yöreye ayak uydurmak zorundayız. Yok, senin dil pabuç kadar oldu. Hayır. Dil senin pabuç kadar oldu. Seni Bitlis'e götürüp 5 minarenin etrafında 5 kilometre koşturma. Ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Ya
Yapamıyor mu? Niye yapamıyorsun? Ne oldu? Engel mi? Engel mi var? Engel var. Nasıl bir engel var? Tarif et bakalım. Üzerimi yatsın onun için engel var. Yapamıyorum. Üzerine yatmış olan bir engel var. Ondan hamur açamıyorsun öyle mi? Engeli bir tarif et bakalım. Nasıl bir engelmiş bu? Efendim? İki bacaklı. İki bacaklı. Seyrek saçlı. Sarışın. Bu. Hakaret kabul etti. Hatta kesmedi, yetmedi. Puh yere puh. Sensiz seyrek saçlı. Senin oğlun seyrek saçlı. Annem seyrediyor benim. Annem diyor ki oğluma niye seyrek saçlı diyorlar diyor. Yani bu kuzu gibi saç var. Kuzu tüyü gibi saç var. Al kuzunu. Bu çekimde mi sakın? Çekimde tabii. Tabii ki çekimde. Ya. Nasıl çekim harici mi hakaret yiyorum zannediyorsun sen? Evet. Dünyada da bundan daha keyifli bir ortam yoktur. Evet. Ablamlar, annemler, teyzemler, bacılar toplaşmışlar. Burada ne yapıyorlar? Ne yapalım? Gözleme yapıyoruz. Kime yapıyorsunuz gözlemeyi? Sizlere, seyircilerimize. Seyircilerimize. Evet. Oldu. Hepimiz. Ver bir gözleme atayım bakayım. Buradan acaba alıp yiyebilecek olan biri. Fen o kadar gelişmedi de, ilerlemedi de. Verelim. Ha. Seyirciye nasıl vereceksek. Dur bakın, bakacağız. Az sabredin, ben de merak ediyorum. Bizlere yapıyormuş, seyirciye yapıyormuş annem. Sonra seyirciye yapıyor. Hadi ben yerim, onu anladık. Seyirciye yedir göreyim hadi. Ne oldu, yediler mi? Yiyebildiler mi? Yiyemediler artık daha. Yiyemediler. Bence yiyecek. Ancak sunucu ve bu görüntü yönetmeni adı altındaki obur doymak bilmez arkadaş ya. Yer yer hala 61 kilo. Sana da yazıklar olsun Eyüp. Puh sana da. Sana da yazıklar olsun. Yediğini yakıyor herhalde onun için. Bana seyrek saçlı diyen teyzem. Hiç bu arkadaşı görmedin mi? Görmedin mi bu arkadaşı? Sen tarif et dedin ondan. Evet, insan öyle mi tarif eder? Bir tarif et. Yakışıklı. Yakışıklı. Dalyan gibi. Dalyan gibi. Şöyle baktığın zaman yüzüne nur akıyor. Evet. Siz açıyorsunuz değil mi efendim? Evet. Sizle tanışalım. Nermincan. Nermincan hanımefendiciğim. Siz burada bazlama mı açıyorsunuz? Yufka açıyorum. Yufka açıyorsunuz. Hamurunu nasıl yapıyorsunuz? Yoğuruyoruz suyla. O kadar. Evet, o hepsi kadar. Bu. Hepsi bu. Çok yakışmış. Öyle mi? Evet, şurada hafif var, az kalmış. Ben müsaade ederseniz tamamlayalım. Pudruluyor musunuz? Evet, pudralım. Böyle makyajsız, makyajsız televizyona çıkılmaz. Hiç görmediniz mi hanımlar? Yüzlerine pudra sürüyorlar parlamasın diye. Türkiye ne rezil edeceğiz? Daha güzel çıkıyorsun burada. Nasıl? Böyle daha iyi değil mi? Beklenen an geldi. Geldi. Ve iki taraf karşı karşıya evet, geldi. Evet. Az önce seyrek saçlı olmakla itham ettiğiniz ve karşılığında puh sana abla, puh sana hareketini gördüğünü üzüldünüz. Annem, ben üzülmüyor mu zannediyorsun? Ama ben istemez miyim sırma gibi saçlarım olsun? Sen kıvır kıvır saç. Çocuğum beni tarif et dedin, ben şaka olsun diye şey yaptım. Şaka olsun. Şaka şaka üzülmedim alınma. Onu anladık. Bu ne oluyor? Bu. Ben şaka olsun diye. Yüzünü gözünü oynatıyorsun. Ablacığım sizde isminizi bağışlayınız lütfen. Sema Kara. Sema Hanım efendiciğim. Sizin oğlunuzun saçları herhalde deve kıvır yünü kıvır gibi bir şeydir değil mi? Kıvır kıvırdır tabii. Kıvır. Tuzunuz kuru. Kuru. Dolayısıyla seyrek saçlı adamlara dersiniz. Bu karşıdaki arkadaşa diyecek bir şeyiniz var mı? Yok. Onun kadar güzel. Diyecek halim kalmadı. Diyecek bir şey olsa diyeceğiz. Ama diyecek bir şey yok. Yok. Direkt Adnan Menderes... Ağzına sağlık abla. B2 pisti canım. Canım senin Sabiha Gökçen pisti miydi ben anlamadım ya. Ne pistiydi benim iki gözüm? Seninki de inşaat halinde kardeşim. Kardeşim bizim pist açılacak yakında. Açılacak. Bu Neli
Ispanak mı bu? Evet, ıspanak, ısırgan otu, pırasa, hepsi bir karışımdan. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Ispanak, ısırgan otu, pırasa. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz ablacığım? İşte altına bir yufka koyuyoruz, içerisine döşüyoruz. Sonra ikinci yufkayı üstünü kapatıp ateşte abla pişiriyor. Çörek burada böyle halinde. Hoş bir imece var. Evet. Mesela biri hamuru yuvarlıyor, evet, diğeri yufkayı açıyor. Hı-hı. Siz malzemelerden mi sorumlusunuz? Evet, malzemeden sorumluyum. Böyle hazırlayıp teyzeye veriyorum, o pişiriyor, oraya koyuyor. Teyze evet. kurban olsun teyzeye. Evet. Yeğeni teyzeye kurban olsun yani. Sizin göreviniz efendim? Bizim görevimiz yağlamak. Şimdi bu yuvarlıyor, bu açıyor, bu malzemeyi koyuyor, bu pişiriyor, bu yağlıyor, bu da diyor ki hani bana demiş. Afiyet olsun. Onu bilahare göreceğiz biz. Yufka açılır, içine malzemeler konulur. Başka bir şeyden yapılır mı bu? Ya kesikli de yapılıyor yani. Kesik diyoruz biz yani. Çökelek gibi kesikli. İçi aynı böyle yeşil ot, maydanoz, dereotuyla aynı bu şekilde hazırlanıyor. O ocakta yağlanıyor yalnız. Ha bu tereyağlı. Çıktıktan sonra yağlanıyor. Aha, bu bunu yağlayıp sonra. Ocağa atsak ne olur? Olur, o da güzel oluyor. Hayır, bunun üzerine biraz kızınız var mı? Var. Evli mi? Evli. Damadın saçları nasıl? Vallahi arkadaş gibi. Arkadaşın saçı gibi. Yani ayıptır söylemesi, damadın kafasında saç yok. Biz acaba siz de deve güreşlerinin yapıldığı yerde tanışmış mıydık? Evet. Tanışmıştık. İsminiz neydi, ben unuttum. Ayfer Hanım efendiciğim, böyle hızlı hızlı soruyorum. Neden sorduğumu hızlı hızlı sordum biliyor musunuz? Sıcak mı geldi? Sıcak geldi. Bir an önce kalkıp buradan şuralara doğru gelesin var. Ateş geldi. Ateş geldi. Ateş. Dur bir önüne bir şey örtelim. Dur bir dakika. Şurada Ayfer. Önüne bir şey örtme. Az bir kenara çekilsen olacak efendim. Tamam. O bu mudur? Evet. Oldu. Sajda beni pişirmeyi düşünmüyorsun değil mi? Yok sen pişiririm. Ben senin gibi delikanlı adam nasıl pişireyim ben? Aman. Genç delikanlı nasıl pişireyim ben sana? Ay bal damlar ağzınızdan. Ayfer Hanım efendiciğim. Bu ocakçılık tecrübe mi ister? Evet biraz. Nasıl biraz? Yani başka biri bunu tabii, pişiremez mi? Pişirir. Ama acemisi olan tabii kontrol etmezse ne olur? Yanar, dökülür. Bir kere ben onu o kadar düzgün oraya koyamazdım. Onu size bir söyleyeyim. Koymak önemli. Akabinde pişip pişmediğini nasıl anlıyoruz? Şimdi bak biraz boyunca donuyor ya ateşte. Çeviriyorum onu. Bu yüzü pişiyor. Sonra tekrar pişiririm arkasını. O kadar. Birden pişirsem şimdi içindeki ot pişmeyecek o zaman. İçi yanar, kontrol etmem lazım. Şimdi ben görüyorum bu tür ortamlarda belli bir yaşın üstünde oluyor hanımlar. Acaba gençler bu işten anlamıyorlar mı? Anlar. Köy yeri neden anlamasın? Anlar. Ama yapmazlar mı? Yapar. Siz mi bırakmıyorsunuz? Hepimiz yapıyoruz. Açsanıza yapıyoruz. Gençlerin yaşlıyız önünü. Yaşlıyız çok mu? Yaşlıyız. Hepimiz yapıyoruz. Bak şimdi bu donmuş hali. Şimdi biz çok mu yaşlıyız derseniz şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yukarısı bıyık, aşağı sakal. Hatta elinizde sopa var ya, onun iki ucu böyle enteresan bir değnek halini almış oluyor. Dolayısıyla ben sessiz kalma hakkımı kullansam diyorum yani. Ben sordum. Canım gençler de yapıyor. Bak evet, yapıyor, dünkü yapıyor. Çocuklar maşallah size. Dünkü kızanlar oturmuşlar. Allah Allah. Ya sizin seksek oynama zamanınız. Değil mi? Niye siz burada seksek oynamıyorsunuz da burada hamur açıyorsunuz? Hay maşallah. Var mı konuştuğun biri? Var. Var. Evlenirsin inşallah. İstemeye gelecekler yarın öbür gün. Daha erken ama be, az beklesen. Bu yaşta da evlenilmez ki canım. Gençsiniz maşallah. Niye öyle ters açtınız efendim? Bu katmer. Şimdi gözleme bitti. Bu katmer olarak yapılıyor. Katmer nasıl yapılıyor? İşte böyle yufkayı açtık. İçine yağ koyduk. Gezdirdik yağı. Bunu toparladık. Dört köşe. Biraz daha açıyoruz. Pişiriyoruz. O tatlı mı olacak? Katmer. Evet, yağlı. Şeker. Yağlı. Şeker yaparsan değil, şeker. Şeker istersen şeker koyabilirsin içine. O bize kalmış evet, bir şey. O isteğine bağlı. Peki. İster şekerli, ister sade böyle yağlı. Yes. İsterse ayıptı söylemesi. Ateşe doğru çevirmişim. Kendini bir tarafların yansın. Hey.
Bu Aydın havası, Aydın havası dedikleri nedir? Kısa kes Aydın havası diyorlar, ne bileyim. Ne demek o kısa kes Aydın havası? İşte öyle az soğuk oluyor. Bir bakmışım bugün çok soğuk, yağmurlu yağar. Dündeki havaya bak, bugündeki, evvel gündeki havaya bak. Ondan. Yani devam etmiyor. Hava günübirlik evet, değişiyor. Evet. Onun için kısa kes Aydın havası olsun. Akşam bakıyor şakır şakır diyor. Sabah bakıyor günlük güneşlik açılıyor. Onun için kısa kez Aydın havası demiş. Atalarımız bunu böyle söylemiş. Yok ben de zannediyordum ki bu bir melodi. Hayır. Hemen başla tırırırt diye bitiyor. Gerçekten Aydın havası kısa bitiyor. Gerçek havadan bahsediyoruz. Evet evet gerçek öyle. Şu dalmadan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'ye seçtin mi? Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Aydın Osman Bükü köyündeyiz. Burada kesik yiyeceğiz ama bu kesik nedir? Nasıl kesik? Bizi mi kesiyorlar? Ne yüzünü mü kesiyor? Nasıl yani? Kesik. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız kızlar? Sizler nasılsınız? Bak kızlar deyince iyi oluyor. İyiyiz tabii, sizler. Tabii. İyiyiz. Biz de iyiyiz ayol. Oh sıcacık hoş sıcacık be. Hoş bulduk. Sefalar gördük. Hangi köydeyiz? Osman Bükü. Ne demekmiş Osman Bükü bilen var mı? Tabii. Evet. Neymiş annem? Bükmüş önceler burası. Kim bükmüş? Köyümüzün tarihçesi. Önce Menderes Nehri var. Büyük Menderes Nehri geçiyor köyümüzün kenarında ovasından. Orada yaşayan bir Osman adında birisi orayı beğenmemiş. Gelmiş buraya yerleşmiş. Ondan sonra yok Osman'ın Bükü, Osman'ın Bükü derken burası büklükmüş. Osman büklük ne demek büklük? Büklük yani ağaçlı, böyle çalı çırpı ağaçlık. Ağaçlık. Yani. Ağaçlık. Büklük bulmuşlar burayı. Ne yapıyorsunuz efendim burada? Bazlama. Ekmek. Biz bazlama diyoruz köyde. Bazlama diyoruz. Bazlama. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Mayayla yoğuruyoruz. Kabardı mı peşine. Geç kaldın. Hoş bulduk. Geç kaldın. Gel iliş gel. Gel sana da buluruz bir yer. Gel iki elin hamura bulaşıversin. Gel gel buyur. Buyur. Bazlama buyur. Diyoruz biz. Kendi aramızda köy halkında. Mayayla yoğuruyoruz. Kabardı mı böyle pezil yapıyoruz. Daha güzel oluyor böyle pezil yaptın mı. Saçlı pişiriyoruz. Annem hoş geldin. Bayağı inşaat yapalım. Hoş bulduk. Aydınlı usta anne mi? Kıracaksın camı kıracaksın camı. Hemen gördüm değil mi? Camı kıracaksın gel. Gel hele gel. Gel. Ben de seni görüyorum Osman Bükü'nde. Gel gel. Gel. Çöp çöp çöp. Çel çel. Çel gül. Yanıma gel yanıma. Ayaklarım ağrıyor çocuğum. Benim de ayaklarım ağrıyor da ne yapacaksın? Gel o zaman. Ben dünyada hadi çömelmeyeceğim. Çömelmeyeceksin mi? Çömelmeyeceksin. Niye aklına gelmiyormuş? Gelemez miyiz buraya? Tebrik hiç aklım gelmedi sen geldin. Gördün ne yapacağım? Bazlama mı yedireceğim? Kuru kuru bazlama olur mu? Yok mu yanında bir şey? Kaymak mı? Kaymak mı? Tereyağı. Gelelim biz bu bazlama hadisesine efendim. Nasıl yapıyoruz şimdi bunu? Bu üzerindeki saç mı? Evet. Saç. Altında bir şey var mı? Kül. Ne? Kül. Kül niye var? Bu şey yanmasın diye. Ne yanacak? Pişkin olsun ekmek yanıyor. Bazlama diye. Gibi sade yaptın mı ekmek yanar. Evet. Sacın altına kül tabii, koyuyorsunuz. Kül koyuyoruz arasını. Altını bir tane daha var. Onun arasını kül koyuyoruz. Üstünü bazlamayı koyuyoruz. O zaman ağır ağır içini çeki çeki güzel bir şey. Siz ne soruyorsunuz Ayten Hanım? Biz arkadaşız. Çok samimi arkadaş. Nasıl yani? Yani aynı köyde oturuyoruz ama arkadaşız. Birbirimizi görmeden gelip, yapamıyoruz. Evet, evet gelip gidiyoruz. Siz Ayten Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Ben de arkadaşım. Akraba oluyoruz arkadaşım. Siz efendim nesi oluyorsunuz Ayten Hanım? Şimdi akraba. Yengesi. Ha, ondan böyle havadan yukarıdan bakıyorsunuz. Öyle öyle gelin kısmısına fazla yüz vermeyeceksin anne. Gelinim oluyor. Belli zaten çekiniyor sen mi? Oğlum geldim diyorsun bak şimdi ya burada. Niye yapmayı bilmiyor mu bazlama? Bilmem hiç ettik evde. Ettik. Yücelsen getirmişsin yasın. Ettik. Estağfurullah. Kaymaktı var. Ondan sonra. Seviyor mu gelinini?
geldim sevmemin. Bağırır mı size? Ya ya bağırmaz, bağırmaz. Sesin çıkmıyor annem. Ah sen düşmüşsün kaynanaya elim aşalı. Düşmüşsün elim aşalı kaynanaya. Sen sesin çıkmıyor. Bir oğlum var, bir kızım var, bir gelinim var. İkiden üçten torunum var. Allah bağışlasın. Oğlan var torun. Kızımın bir Eskişehir'de üniversitede okuyor. Oldu. Bir Aydın Lisesi'de okuyor. Oldu, oldu. İşte bunlar benim çocuklar, torunlar. Deden, deden yok. Dede? Deden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yok, deden yok. Siz öyle gelinle kaldınız. Bununla duruyorsun gar, bunlarla duruyorsun. Oğlunu mu daha çok seviyorsun, gelinini mi? İkisini de. Ayır birini birinden. Ya ya ayırman, ikisini seviyorum. Oğlun daha çok sever tabii. Ya ya gelinimi seviyorum. Gelin. Gelin diyor ki oğlunu daha çok seviyor. Gelinim hizmet ediyor çocuğum. Önümü emeğimi koyuyor, elimi gayvan veriyor, çayımı veriyor. Seviyorum, gelinimi daha çok seviyorum. Ayağını da yıkıyor mu? Ayağımı yıkmaz. Annesi onda mı yıkattırlar bu yaşta ha? Ne bileyim ben ya, ya var yıkattıran ya, da. Ya ya çocuğum öyle etti mi? Öyle deme, ne kaynanalar var. Damada bile ayaklarını yıkatıyorlar. Ya ya. Benim yıkadığım ayağın haddi hesabı yok. Ya ya. Çocuğum. Ah anam ah. Ya biz de öyle şeyler. Olmasın. Ya çocuğum ya. Köpekler damat olmasın öyle dede. Bak bizim burada damatlar çok değerli. Ne deniyor damatlara? Güvey. Bak, evet, ne deniyor damatlara? Hayır, halk arasında öyle deniyor. Damat demek hükümet demek. Yani onun sözü geçer. Çok sevilir. Hadi be. Tabii. Vay be. Benim de var damadım, kızımı evlendirdim, oğlumu evlendirdim, gelinim var. Hem dünürüm oluyor oturan. Gelinim de burada. Görürsünüz. Hükümet nerede? Hükümet nerede? Ankara. Dikeliye benim dışarıda. Ben ne diyorum, bu Osman Dükü'nün adamları ne böyle havalı havalı yürüyor yani, böyle hafiften efeli efeli yürüyor. Yürümez mi adam? Yürümez. Peki bunlara bu hükümetlik yetkisini veren kayınvalideler mi? Evet. Çok mu seversiniz damadım? Çok severiz. Demek ki kız alacaksan. Evet. Osman Bükü'nden alacaksın. Ama biraz da elini cebine sokacaksın. Tabii. Ne kadar sokacağız elini cebine? Belli olmaz o, duruma göre. Damadın varsayalım cep delik, cepken gakkuk diyor. O zaman diyor. Biraz işi zor. Ne kadar lazım? Belli olmaz. Yani belli 50 olmaz. Milyar. O yetmez. 100 milyar. Biraz. 100 bin ev YTL. Yapacak. Evet. Eşya lazım, evet. İçine takı lazım, düğün lazım, son model. İkimiz de yeni yaptık. Tabii yeni yaptık. Ben de oğluma Eylül'ün dördünde evlendirdim. Şimdi evini gideceğiz, bir kahve içeriz, görürsünüz. Yok, ben hükümet konağına girmeyeyim ben. Kasar beni. Bürokratik ortam biraz kasar. Görürsünüz bu yıl. Zaten adam 100 milyar TL, 100 bin YTL harcadıktan sonra hafif hükümet gibi yürür. Tabii. Olmayan ne yapacak? O da yapıyor halini göre, idaresini göre. Sizin için ne harcadılar? Oo, benim zamanımda da çok harcandı. Ya şimdinin parası bir 150 milyar. Aa, tabii gitmişti. Gitti. Gitmişti. Annem o 150 milyarı harcayana kadar düğüne, el aleme havasını atana kadar, affedersin, evet. Ayıptır sorması. Evet. Onu ne bileyim arsa marsa alaydınız. O da alınıyor. Daire alınıyor. O da alınıyor. Şimdi o da alınıyor. Ama düğün bir kere oluyor. Hayatta bir kere evleniyorsun. O zaman her şeyin tam düzgün olması lazım. Biz artık bağırtım falan yapacağız. Onun için böyle giyin. Sizin eşiniz mi? Evet. Mefaret Hanım'ı alacağım diye bugünün parasıyla vakti zamanında 150 milyar harcayan adam. Aha da hemen karşımıza. Vallahi 150 kuruş bile harcamadım. Kendi geldi. Yanlış. Yanlış, yanlış. Bir karı koca kavgasının arasına yok, yok, düşmek. Yok, yok, yok. Yayın hayatımızda hayır, isteyeceğimiz en son şey. Karar verin. Sen 150 kuruş harcamadım diyorsun. Harcamadı geç. Kendi geldi. Kendi geldi. Hatta zorla mı beni al dedin. Ben şey yapmadım lan, uğraşmadım, kendisi ben geleceğim dedi, geldi. Adını bile bilmiyordun sen. Bilmiyordum, yolda geçen gördüm. Ben tamam dedi, uygundur dedi, ben tamam dedim. Yenge ne diyor beyin? Ekler şakacıdır da hiç şaka maka yapar gibi bir hal yok, baksana. Öyle bir şey yok. Öyle bir esas hükümet burada be. Helal be dayım sana be. Sağ ol, helal, sağ ol, sağ ol. Helal. Nerede sağ kaldın sen dayım benim? Ya ben anca yetiştim, dışarıdaydım. Anca ya, yettin işte. Resmen dayı kurtardım. Ah, ne o hava atıyordun? En az 150 milyar harcanmıştı beni. Günah olacaklar diye. Bir kuruş harcamadım diyor adam. Yok yok. Harcamadım. Yok.
Kesik mi dediniz siz? Evet. Sütü pişiriyoruz ocakta. Üyüyoruz. Süt mayalanıyor. Mayalanıyoruz, mayalıyoruz. İki saat içinde açıyoruz. Makineye katıyoruz. Makine mi? Makine bak. Makine gösterir mi? Yayın yok, makineyi ay, bırak gösterme gel. Ay, Ayten Hanım gel. Gel 75 ekran eşap göründü. Bir döndün orada böyle bak. Bak 67 ekran ense görmüyor burada. Bak. Ben ne yapayım makineyi? Ne oldu? Yayıklar ne oldu? Yayık kaldı. Nerede kaldı? Yayık eskiden. Tarihi eser oldu. Siz de annem ne sosyete olmuşsunuz evet, maşallah. Evet öyle dedim. Her şeyin makinesini şimdi almışsınız. Ceyranlı makinemiz o var. O karıştırıyor evet, yani. Yayığı artık yayık, makine oluyor. Evet, makine yapıyor. Sonra efendim. Çamaşır da yıkanıyor mu o makinenin? Kesinlikle otomatiklerimiz var yukarıda. Ayrıdır. Otomatik yukarıda. Bu sadece ayran. Bu sadece ayran. Ayran yapılıyor. Siz emin misiniz? Evet. Osman Bükü'nden kız alın derken. Vallahi düşünün bir. Ben şöyle düşünüyorum. Osman Bükü'nden kız al. Hayatın göçsün maddi anlamda. Yok canım. Tam otomatik çamaşır makinesinden bahsediyorsunuz. E tabi. Yayık mayık yapmayacak yok kız. Canım. O da makine de yapacak. Hayır, yorulursunuz hayır, be. Hayır, bulaşık hayır, makinesi var mı evde? Var tabi. Olmaz. Hepsi kaç tane? Herkesin evinde birer tane var. Hatta yazın yazlıkları gideriz. Yazın yazlıklarımız vardır. Yazlıklar Kuşadası'nda var. Tabii yazlığı gideriz. Kuşadası'nda kaşın, yazlıklar. Kuşadası'nda tabii. Burada maden falan olma kesin. Kazıp altın çıkartmanız çok çalışıyorlar, çok çalışkanlar. İşlerini biliyorlar, hanımlarını yaşatıyorlar. Ayten Hanımcığım, tamam. Kesik bu mudur efendim? Evet, şimdi bunun kaymağını alacağız. Şeysini, ayranını pişireceğiz ocakta, kesik olacak. Bu nasıl oldu? Sütü ne yaptık biz şimdi? Sütü pişirdim. Burada? Evet. Pişirdiniz. Ocakta pişirdim, mayayla üyüttüm. İki saat içinde açtım. Buzunanı, ayranı kattım. Kaymak oldu. Kaymağını alacağız. Alalım. Ayranı pişireceğiz. Kesik olacak. Ben senin bu geç olduğu için ben. Geç öyle beklemezsin. Pişmiş kesiği göstereceğim onu. Olur. Pişmiş hali bu. Kesik pişirilmiş. Şimdi pişmiş halini göreceğiz. Bunu aldık. Evet o kaymak. Pişirdik. Evet şu ayranı pişirdik. Şimdi kesik oldu. Ben sana kesiği göstereyim. Kesik bu. Evet bu kesik. Bizim kesimiz en meşhur Aydın'dı budur. Osmanlı Bükü kesiği satılmayınca başkalarının kesikleri satılmaz. Hadi be. Evet. Bizim kesikler satılır ondan sonra öbürküler. Yani kesik deyince akla evet. Osman Bükü gelir. Evet tereyağı kesik deyince Osman Bükü. İzmir Tire deve güreşlerindeyiz. Japon sumoculara karşı bizim develer. Çünkü bu devenin adı Asashoryo Akebeno. Yani ünlü Japon sumo güreşçisinin adı. Dayımın oğluna hey, sarınsam boynuna hey, yanarım oğluna hey, dönerim. Tire'de ne zamandır yapılıyor efendim deve güreşi? Tire'de bu yıl 7.sini yapıyoruz. Geleneksel deve güreşi. Öncelikle şu deveci üstlüğünü ben size takayım diyorum da şöyle deve güreşinde olduğumuz belli olsun. Ama mis gibi de mis gibi de parfüm kokmuş. Tire'de neden geç başladı? Çünkü Aydın'da, Germencik'te her yerde yapılıyor. Bu Ege ve Akdeniz yöresinin bir yörük kültürü, Türk kültürü. Burada deve güreşi ama bu barış ve dostluğun sembolü aslında. Deveciler arasındaki birliktelikten kaynaklanıyor. Bu develerin organizasyonu 5-6 aylık bir süreci kapsıyor. Develerin eşleştirilmesi gerçekten başlı başına bir iş. Ve nihayetinde burada bu ortamın hazırlanması. Kaç kişi var şu an seyirci olarak? 5000'in üzerinde ama 7-8 bin kişi geldi gitti sürekli güreşleri izliyor. Deve güreşleri için şunu söylemek mümkün. Güreş bahane, muhabbet, dostluk, muhabbet şahane. Yani, doğru. Bandosu Tire bandosu evet, değil mi efendim? Evet. Sizi tanıyalım şefim. Ben 7 yıl önce Tire bandosunun şefini devraldım. O gün bugün devam ediyoruz.
1923 yılında kurulmuş. Cumhuriyetle birlikte kurulmuş. Bu bizim ilk bandomuz. İlk bandomuz. Peki ilk kurulanlardan biri yok mu? Vardı herhalde. Rahatsız. Var. İlk kurulan. Var. 85 yaşında. Bir, kaç? 3 yaşında mı trompet çalıyor? Yani ilk kurulanlardan o kalmış yani. İlk kurulan. Çok fırasın ya. Evet. Biz 3 yaşında trompet çalan amcamızı bulduk. Ben 70 yaşındayım. 7'lik. 70 tutturamadık mı? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. Kaç yıldır efendim bunu çalıyorsunuz? Ben 45 senedir. 45 senedir. Hep bu bandoda mısınız? Evet. Başka bir iş yapıyor musunuz? Ben mobilyacı emekliyim. Bunu hobi olarak başladım. Sonra? Devam ediyor işte. Aldı yürüdü evet, yani. Evet. Kaç parça biliyorsunuz? Çok. Alaturka, Alafranga, Zeybekler her şey var bende. Bandoyla Zeybek. Hepsi var. Ne istersen var. Bakarız. Bakarız. Ne istersen var. Not olduktan sonra fark evet, etmiyor. Bill Clinton'a saksafon çalmayı. Tenor saksafon çalıyor. Tenor saksafon çalmayı. Ben alto çalıyorum. Alto saksafon. Öyle işte yani. Evet. Bill Clinton'a öğretmişsiniz galiba. Çok beceriksiz bir talep olduğu için galiba seninle uğraşamam oğlum evet, demişsiniz. Evet evet yarım bıraktı. Yarım bıraktı. Niye? Ben devlet işlerimle onu yürütemedi beraber herhalde. Evet Bill Clinton'ın hocasını bulduk ama işte Bill tembel. Tembel teneke tembel. Tembel Bill tembel Bill. Tembel teneke Bill. Zor mudur efendim bu? Bütün enstrümanlar kendine göre zorluğu var. Bütün enstrümanların. Şunun bir kıvrak sesi vardır ama Beysi abi. Buyurun. Oh la la. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ve Woody Allen'a klarnet çalmasını öğreten abimizin yanındayız. Woody öğrenmiş ama maşallah. Önce, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz kaç yıldır bandodasınız? 54'ten beri. 54'ten beri. Bir duyalım şu gırnatanın sesini. Gırnata denmesine gıcık oluyorsunuz mu? Hayır. Zurna, gırnata budur yani. Denir hemen. Şöyle havalı bir şey. Yapma ama şimdi yani. Teşekkür ederiz. Bando'nun en yaşlısı siz misiniz efendim? Hayır. Kaç yıldır bandodasınız? Ben 63'ten beri bandodayım. En yeni üyeniz kim efendim? En yeni üye. En yeni üyeniz. En geç yeni kalmışsın üye. Sen evet. Babacığım. Ben de 73 bando astsubay okulu mezunuyum. 20 yıl Ankara Silahlı Kuvvetler bandosunda görev yaptım. Yurt dışında görev yaptım. Bunun adı ne? Bunun adı mi bemol tuba. Nasıl mi bir ses çıkartıyor efendim? Efendim bando şefliği yapmak acaba zor mudur? Dışarıdan görüldüğü kadar kolay mıdır? Mesela biz şefleri görüyoruz. Habire böyle yapıyorlar. Bu iş bu kadar basit midir? Onu göreceğiz. Şefim lütfen bir eseri yönetir misiniz? Şimdi son şeyi deneyebilir miyim efendim? Nasıl? Ya bu iş o kadar göründüğü kadar kolay mı? Ha, sen mi deneyeceksin? Deneyeyim. Şapkayı alabilir miyim? Liselerde hep özenirdim. Başkartıya bir şey söylüyor musunuz efendim? Yok. Yok. Ne çalacağını söylüyorsun sadece. Zeybek aynısını bir deneyelim lütfen. Bu benden değil. Ekibin güzelliği. Yoksa normalde şef böyle yaptığı zaman çalınmaz. Demek ki bandomuz usta. 82 yıldır aramızdalar. Tire bandosu. Memleketin en eski bandosu. Buyurun.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Misafir kabul ediyor musunuz Elbette. Efendim? Elbette. Her zaman misafire nasılsınız? Çok açık. Teşekkür ederim. Emine Hanım? Evet. Ekrem abi? Evet. Nasılsınız? Çok mersi, teşekkürler. Şoray Uzun Yolda ekibi olarak yeni bir hizmetimiz var sevgili seyircilerimiz. Gittiğimiz her ilde, ilçede ya da köyde ya da nahiyede ev ziyaretlerine başladık. Bundan kelli her an çat kapı, kapınız çalabilir. Tıpkı Emine Hanımların evinde... Emine Hanımların evinde olduğu gibi ziliniz zır diye çalabilir ve karşınızda Şoray Uzun Yolda ekibini görebilirsiniz. Bunun için bir tek şart var. Nedir o şartımız? Verdiğimiz izleyici kodunu bize doğru olarak bildirmeniz. Nedir efendim? Geçen programımızda izleyici kodu alttan geçti. Kaç numaraydı o? Özür dilerim, bilemeyeceğim. Çünkü... Siz hatırlıyor musunuz? Siz hatırlamıyorsunuz. Bazen tabii yanlış evlere geldiğimiz olabiliyor illerde. Yapacak bir şey yok. Efendim çok mersi, çok teşekkür ediyorum. 786 geçmişti geçen hafta. 786'yı onu bir not edin inşallah. Bundan sonra perşembeleri bir bakın. Ya da cumartesileri ya da pazar hafta içi bir bakın. O bir numara geçiyor, onu ararsın. Hadi bakalım. Hadi. Ya ben gidecektim, tam gidiyordum. Tırstım, korktum yani. Gecenin 11'inde apartman boşluklarından tırstım. Sevgili seyircilerimiz, evinize ziyarete gelmemizi istiyorsanız evinizde bir numaranızın olması lazım. Tıpkı bu sefer doğru döndüm. Emine Hanım'ın olduğu gibi. Emine Hanım öyle şeyler yapıyor ki bebekleri giydiriyor. Önce o bebekleri kendisi yapıyor. Daha doğrusu ben susayım da erbabı konuşsun. Emine Hanım. Neler yapıyorsunuz burada? Türk giysilerini yaşatmak, geleneklerini, göreneklerini yaşatmak adına kendi çapımda bir çalışmalar yapıyorum. Bunlar birebir kıyafetleri, eski Osmanlı Türklerinin giyindiği kıyafetleri birebir giydirmeye çalışıyorum. Efendim sizde terzilik, efendime söyleyeyim ne bileyim böyle bir el işçiliği var mıydı? Ben kız meslek lisesi mezunuyum. Biz okul yıllarında bu tür çalışmalar yapmıştık ama tabii 35 sene önce, tabii bu arada yaşım da ortaya çıkıyor. Kitre bebekler yapmıştık o yıllarda el sanatları derslerimizde. Ben ondan yola çıkarak bir iki bebek çalışması yaptım. Tabii ki giyim konusunda da oldukça bilgim var. Tabii hepsi birleşince işte ortaya bebekler çıktı. Birçok sergilerim oldu. Yurt dışından davetler aldım. Tabii bu davetlerin hiçbirine icabet edemedik. Niye, vize mi vermiyorlar? Vize veriyorlar da para vermiyorlar. Bütün illerin kıyafetlerini yapacak mısınız Emine Hanım? Öyle bir hevesim var. İnşallah başarabilirim. Peki bu kıyafetlerin modellerini nereden buluyorsunuz? Ege Üniversitesi Halk Oyunları bölümünden sağ olsun Abdurrahim Hocam var orada. Onun büyük bir desteğini gördüm. Halk Oyunları bölümünün tamamının desteğini gördüm aslında. Oradaki hocalarıma da teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde işte bu kıyafetlerin fotoğraflarına tabii ki aslında ulaşmam mümkün değil. Fotoğraflarını alarak işte tabii ki arkalı önlü oluyor onlar. Arkalarında da fazla detay var. Çalışıyorum o şekilde halk Ege Üniversitesi Halk Oyunları bölümünün desteğiyle. Bunun yapımı ne kadar sürüyor? Şimdi bebek uzun bir süre alıyor. Kitre ile çalışıyorum. Kitre nedir? Kitre kevenin sütünden elde edilen bir madde. Özür dileyerek keve ne? Keven. Keven? Keven. Keven bitkisi. Dağlarda yetişen bir bitki. Onun sütünden elde ediliyor. Onu alıyoruz, suya koyuyoruz, 2 gün bekletiyoruz, 2 günde açılıyor. Onu süzgeçten geçiriyorum, böyle bir kıvama geliyor. Mum gibi bir şey oluyor galiba, sıvı mum gibi. Evet evet, bir muhallebi kıvamında diyeyim ben bir ev hanımı olarak. Onu pamukla beraber işte çalışıyoruz. O biraz kurudukça büzüşmeler yapar, şurada görüldüğü gibi. Tabii yüzünde biraz daha fazla özen gösteriyoruz. Yüzü ta bu hale gelene kadar çalışıyorum. O da biraz uzun süre alıyor tabii. Ellerini işte parmaklarını tek tek bu tellere sararak çalışıyoruz. Ondan sonra birleştiriyoruz.
Tabii biraz uzun süre alan işler bunlar. Ya bütün bu anlattıklarınız ne kadar sürede bitiyor? Bir bebek bir haftadan önce çıkmaz. Yani en azından kurumasını beklersiniz. Belki kıyafeti çok basit olabilir ama kıyafetlerde genelde Türk giysilerinde detay çok fazla. İşte işlemeleri var, boncukları var burada gördüğünüz gibi. Bunlar hep tek tek çalışılan şeyler. Siz yardım ediyor musunuz efendim Emine? Evet. Bana düşen kısımlar var. Ben de ona, o konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Gönüllü mü yoksa biraz cebir kullanılıyor mu? Yok, gönüllü. Fazla cebir falan. Siz nelerini yapıyorsunuz efendim? Mesela işte şu malzemelerin dışarıdan tedariki gidip onları bulup geliyorum. Ahşap kısımları, tabii paralar benden çıkıyor. Ahşap kısımlarını yapıyorum. Bu iskeletini yapıyorum, iskeleti tel. Şunun giysilerini bir giydirelim bakalım. Giydirelim. Bu Sivas yöresi mi efendim? Sivas yöresi, evet. Zara. Daha çok Zara ilçesinde kullanılan bir giysi. Emine Hanım'ın tam 40 tane bebeği var. 40 tane bebek olmaz olmaz demeyin. Olur. Var. Yalan mı söylüyorum? El yapımı folklorik bebek. 40 tane. İzmir Karşıyaka'dayız sevgili seyircilerimiz. Ne var bunda diyebilirsiniz. Doğru, ne var bunda? Alt tarafı İzmir Karşıyaka'dayız. Bir evdeyiz. Doğru. Bir eve de gidebiliriz. Bunda da ne var diye sorabilirsiniz. Ne varmış ki ne diyebilirsiniz. Sanki çöp evde misiniz diyebilirsiniz. Hayır. Çöp evde değil. Bu evde cevabını çok büyük rahatlıkla alabileceğiniz bir soru var. Ahan da o soruyu size soruyor. Dayı, saat kaç? Saat mi? Bilmiyorum ki. Her birisi bir yeri gösteriyor. Bu evde saat mefhumu ve zaman mefhumu yok sevgili seyircilerimiz. Çünkü saatin bir tanesi 10'a 10 var. Bir tanesi biri çeyrek geçiyor. Diğeri 6'ya 25 var. Bir tanesi 3'e 5 var. Diğeri 7'yi 12 geçiyor. Gel hele dayım. Seni bir tanıyalım. Benim adım Mehmet Ata Akdenizli. Mehmet Atar Denizli. Ata Akdenizli. Ata Akdenizli. Evet. Akdenizli misiniz? Hayır, Mardinliyim. Ata abi, burada da mı saat var? Sen her bir saat çıkıyor. Ben şunu böyle yine alırken şey yapalım. Dayıcığım, ne mi lazım? yok iyi. Ben yeni aldık. Yeni aldık da. Bakayım. Ya bak da öyle bir uzaktan bir bak. Buna ben koymam buraya, müzeye koymam. Neden modern? He? Modern bir saat. Modern, biz modern değiliz. Biz çağdaşız. Çağdaşsın. Evet. Oldu. Zaten burası dijital kadranlardan da geçilmiyor. Kaç tane saat var burada At abi? 100'ün üzerinde saat var. Kaç yılda biriktirdik? 95'ten beri biriktiriyorum. 1991. 10 yıldır biriktiriyor. 10 yıldır biriktiriyorum. Peki dayım, ayıptır sorması. Estağfurullah. Derdin ne? Zorun ne? Nedir? Niye? Şimdi herkesin bir hobisi var. Herkes bir şey yapmak, yani iş haricinde bir şeyle uğraşmak istiyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir inşaat şirketinde çalışıyorum. Daha önce devlet memuruydum. Oradan ayrıldım, inşaat şirketine geçtim. Ha, gören de saat tamircisi, ne bileyim, yok, koleksiyoncu, antikacı falan. Koleksiyoncu yapıyorum. Bu saat koleksiyonu nereden aklına geldi Ata Bey? Bir iki tane vardı evde. Atmak istemedim. Ondan sonra çarşıya... Atmadın ne güzel, kalsın bir iki saat. Niye arkadaş getiriyor? Çarşıya pazara gittim. Nereye gitsem gözüme saat görünüyor. Herkes bana teklifi alır mısın? Alırım diyorum. Topladım. Baktım ki 50'yi geçti dedim, 100 yapayım. 100'ü geçti 200 yapayım dedim. 200'yi 400, 500. Şimdi 1000'e doğru gideceğim kısmet olursa. Tabii İzmir'de kalmadı. Kuruttum İzmir'i. Şimdi Ankara'ya gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Kuruttum İzmir'i. İzmir'de senin alabileceğin eski saatlerden kalmadı mı artık? Kalmadı, hiç birisinde kalmadı. Ama bazı arkadaşlar getiriyorlar bana. Bir saat gördün, çok hoşuna gitti. Fiyatını sordun, 1 milyar dediler. Alır mısın? Yok, alamam. Ne kadara kadar alıyorsun dayım? Belki İzmir'de vardır, hala vardır belki. Şimdi bu şey saatleri pek para fazla etmez. Yani en fazla 50-60 milyon, 20 milyon, 30 milyon masa saatleri. Sen masa saati mi topluyorsun? Masa saati, evet. Niye? Kol saatlerini sevmiyor musun? Kol saatleri değersiz. Tabii benim toplayabileceğim. Mesela diğer Osmanlı'dan kalma. Onlara pek gücüm yetmiyor.
Burada var ama dayım köstekli onlar saatler var. En eski saat hangisi burada? En eskisi. En eski saat şurada. Zafer var. Zafer ilk Türk saati. Zafer. En eski saat bu mu? Acarlar var burada. Hop! Allah! Hiçbir şey olmaz. Allah'ım! Hayır, hayır. Geri bakmak istemiyorum. Bunlar doğalı, hiçbir şey olmaz. Kırılmamış mı? Hayır, hayır. Alıştır alıştıra söyle. Ne olur alıştır alıştıra söyle. Kadranı kırılmış mı? Hayır, hayır. 2 metreden düştüğüne bir şey olmaz. Ne? Hepsi doğalıdır bunlar. Dualı. Evet. Dualı saat olur mu? Hayır, ben dua ediyorum. Bir şey olmasın diye. Olmasın diye, evet. Hırsız peki girmesin. Bende daha doğrusu bereket dua var be evimde. O ara burayı koruyor. Peki bu kolonya şişesini biriktirme merakı nereden başladı? Şimdi bunlar da bakıyorum hep plastiğe döndü. Ve 1-2 marka üretmeye başladı. Bunlar bütün fabrikalar kapandı mesela. Bütünler hepsinin fabrika kapandı. Kalktı piyasadan. Millet de artık affedersin ne diyeyim çöpe atıyor. Ben de gidiyorum şeyle eskicilere söylüyorum bana toplayın diyorum. Topluyorlar. Her seferinde 20-30 tane alıp geliyorum. Yenge hanım ne diyor? Yenge hanım... Cevap verme öğreniriz. Öğreneceğiz dayı. Siz beyninizin bu semptomları ne zaman başladı? Yani vallahi evlendiğimiz günden beri var bu hastalık. Hastalık demeyin. Bence hastalık mıdır neydi yani bu hastalık değil de ne olur. Bir gün bu odaya girip deyip böyle bunların hepsini toplayıp balkondan aşağı atıvermek istediniz mi? Oluyor. Oldu bazen. Bu günde günde kaç kez bu duyguyu bu geliyor? Her gün demesem bile geldiği zaman geliyor işte arada bir. Problem çıkıyor mu bu hobiyle ilgili? Çıkıyor maalesef çıkıyor. Ne diyor? Mesela atıyorum al saatlerini başına çal gibi bir şey demiyor. Ya mı çal demiyorsa dahi yani saatini çal. Benzer şeyler. Saygısızlığımız değil de yani benim sağlığım artık el vermiyor. Temizliğini yapamıyorum. Çok mu zor temizliği? Herhalde zor. Şoray Bey bir baksanıza bunlara. Bunları tek tek toz beziyle silmeyi düşünemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Hayır hiç zinhar düşünemiyorum. Ama temizliğini kendi yapıyor Ata Bey. Ne kadar? Ne kadar? Biri iki tane beraber. Bana ne soruyorsun annem? Eşim burada ne kadar? Temizliği ne kadar yapıyorsun dayı? Ben mi? Yapacağın temizlik ne kadar olur? Vallahi ben haftada bir gün yapıyorum. Şu yaptığını ben göstereyim. Evet. Yaptığın ona bu benzer bir şey. Bu odanın değeri ne kadar? Size göre. Vermem ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.